Türk Dünyası Sinemaları 5. Türkmenistan Sineması. Türkmen sineması da, tüm Sovyet sineması gibi, kamuoyunu bilgilendirmeye dayalı ideolojik haber filmleriyle başladı. İlk film olan Türkmen SSR'nin ilanı, 1925 yılında, Petrograd Film Stüdyosu Langfilm kameramanları, Sergey Lebedev ve Boris Beş tarafından çekildi. Bir yıl sonra, Aşgabat'taki Yerel Halk Komiserleri Konseyi'nin kararıyla, 1926 yılında Türkmen Film Stüdyosu'nun kurulmasıyla, Türkmenistan sinemasının başlatıldığını söyleyebiliriz. Türkmenistan'ın pamuk yetiştiricilerini konu alan, Sovyetlerin yeniden seçilmesine doğru, Aşgabat'ta Ekim Devrimi'nin 10. yılını kutluyoruz veya Beyaz Altın başlıklı propaganda videoları hazırlandı. Özel ajitatörler, köylerde filmler gösterip onlara konferanslarla eşlik ettiler. Ekim Devrimi'nden önce Türkmenistan'da yerel sinema filmler üretimi olmadığı, buna karşın, 6 özel sinema salonu olduğu literatürde yer almaktadır. Başlangıçta Sovyet ideolojisi üzerine belgeseller hazırlandı. Sovyetlerin yeniden seçilmesine doğru, Aşgabat'ta Ekim Devrimi'nin 10. yıl dönümünün kutlanması, Ekim mevsimi, eğitim okulundaki dersler, temellerin döşenmesi hakkında gibi. Aşgabat'taki Lenin Anıtı'nın açılış belgeselini de bu kapsamda ele alabiliriz. Sonraki yıllarda belgesel inceleme filmleri ortaya çıktı. Kamerayla Türkmenistan ve Buhara'da, Türkmenya. Bu kapsamda eğitici filmler de çekildi. İpek, Pamuk, Astrahan Karakul, Salora Gülü ve benzeri. 1930'ların başında, Cumhuriyet'e uzun metrajlı sinemada geldi. Sinema olgusu ülkede yeni ortaya çıktığı yıllarda çekimler dışarıdan, merkezi yönetim tarafından gönderilen uzmanlar tarafından gerçekleştirildiği, kaynaklardan görülmektedir. Yani, ilk yıllarda yerel uzmanların isimlerini, sinema filmlerin ekiplerinde bulmak zordur. Diğer ülkelerde de olduğu gibi, 1920-1930 arasında, ülke hayatında gerçekleşen yenilikler, Türkmen halkının geleneksel çalışma hayatı hakkında, propaganda amaçlı belgesel filmler çekilmiştir. Bu belgeseller, Türkmenistan'da çalışan sinemacılarının tecrübe toplayıp uzmanlaşmasını sağlamıştır. Belgesel filmler süreli biçimde çekilmiştir. Ülkede çekilen ilk uzun metrajlı kurmaca filmler. Beyaz Altın, yönetmen, Vlatchuk, Susayan Toprak, yönetmen, Reisman, Unutmamak Lazım, yönetmen, Poznanski. Genel olarak bu filmlerde, yeni sistem ve yöntemler çekimlerde kullanılmış, içerikte ise sınıfsal çatışma konuları, dışarıdan gelen uzmanların etkisiyle ele alınmıştır. Bu filmlerin çekilmesinde, Türkmen Film Stüdyosu'ndaki bazı alan uzmanlarının dışında, Moskova gibi merkezi şehirlerden gelen sinema ekipleri çalışmıştır. Kurmaca filmlerin dışında belgesel özellikteki filmler, yerli olarak çalışan sinema uzmanları ve kısa süreli olarak gelen uzmanlar tarafından hazırlanmıştır. Yukarıda belirtildiği gibi 1929'da Vladikuk, kolektifleştirme yıllarında, Pamuk için verilen mücadeleyi konu alan, ilk belgesel filmi Beyaz Altın'ı çekti. Özel bir propaganda grubu, bunu köylerde konferanslar eşliğinde gösterdi. Cumhuriyetin yaşamını, kolektif çiftliklerin oluşumunu, kuraklık ve çekirgeyle mücadeleyi, petrol arayışlarını, Karakum Çölü'nde kükürt fabrikasının inşasını anlatan ilk uzun metrajlı filmler. Yapamazsın, Unutun, Çölde İlk, Yedi Kalptir. Belgesel filmlerini iki ayrı özellikte ele alabiliriz. Genel olarak her yerde belgesel film olarak kabul edilen özellikteki, herhangi bir özel konunun etrafında geliştirilmiş belgesel filmler, diğer yönü ise, süreli olarak çekilen propaganda amaçlı haber filmleri gibi hazırlanan, ülkede olan neredeyse bütün yeni olaylar, etkinlikler, yeni başlangıçları içeren, Sovetski Türkmenistan Sinema Dergisi'nin filmleri. Sinema Sözlük'te verilen yazılara göre, 1970'lerde, yılda 28 haber film hazırlanmıştır. Bu sinema derginin filmleri 1936 yılında çıkmaya başlamıştır. Sesli dili Türkmens ve Rusça. Türkmen sinemacılığında önemli bir dönüm noktası, Ledeşçev'in çektiği Geri Döneceğim filmiydi. Film, Türkmen şair Oraz Taşnazarov'un emekçi şiirinden uyarlanmıştır. Kul kişi Kulmuradov, Murat, Eşör Milyaev gibi ilk ulusal sinema oyuncuları da bu sayede ortaya çıktı. 1930'lu yılların ikinci yarısında, askeri yurtsever temalı filmler yapıldı. Umbar, Sovyet Vatanseverleri ve diğerleri. Bu dönemde Nikolay Tikhonov şu filmleri yönetti. Sumbar Vadisi İnsanlar, Hayatın Bedeli.
Bunların yanında, Dursun filmi, dikkate değer bir fenomen haline geldi. Bir Türkmen kadınının manevi kurtuluşunu anlatan bir filmdi. Evgeni Ivanov Barkov, sinema tutkunu insanları etrafında topluyor. Filmlerinin setinde eğitim gören ilk ulusal aktörler, yönetmenler, sanatçılar ve kameramanlar kadrosu burada yer buluyordu. Türkmen sinemasının kökeninde genel olarak pek çok milletten yönetmen, kameraman ve oyuncular yer alıyordu. 1938 yılında Aşkabat Film Fabrikası, Aşkabat Film Stüdyosu olarak yeniden adlandırıldı. 1930'larda Türkmen Film Stüdyosu'nun bazında, bir yılda bir ya da iki, yılda bir kurmaca film çekiliyorken, savaş, deprem olaylarından sonra, durum iyileştikten sonra 1970'lerde, bir yılda iki kurmaca film, 28 ila 30 belgesel özellikteki filmler çekilerek, gösterime sunulmuştur. Bunun dışında ülkede Sovyet ülkelerinin filmlerinin, diğer yabancı filmlerin Türkmenceye çevrilerek dublaj yapılmasına önem verilmiştir. Türkmen filmde özel dublaj stüdyosu yapılandırılmıştır, dublaj uzmanları Moskova'dan getirilmiştir. Seslendirmeyi Türkmenistanlı tiyatro oyuncuları gerçekleştirmiştir. Sinema filmlerindeki oyuncular ise ilk yıllarda Moskova'dan, diğer komşu ülkelerden çağrılmıştır. Zamanla yerel oyuncular onların yerini almıştır. 1934 yılında Türkmen Film Stüdyosu ilk sesli filmlerin yapımına başladı. Yazar Oraz Tahnazarov'un Çiftçi şiirinden uyarlanan, 1936 yılında gösterime giren Geri Döneceğim filmi, Türkmen sesli ilk uzun metrajlı film oldu. Bu, Türkmen sinemasının gelişiminin başlangıcı anlamına geliyordu ve kısa sürede, geçen yüzyılın ortalarında ünlü olan sinema dünyasından ünlü sanatçılar ortaya çıktı. Bu sanatçılar Türkmen sinemasının ağır kervanı içinde yer alan sanatçılardır. Bunların arasında, Altı Garliyev, Bazar Amanov, Aman Gülmanmedov, Kız Kardeşler Suğur Ayi ve Sona Muradov, Sabir Ateva, Sari Geriyeva, Baba Annanov'u sayabiliriz. Daha sonra film dünyasının ünlü aktörleri ortaya çıktı. Türkmen sinemasının oluşumuna ve gelişimine değerli katkılarda bulunan Altı Garliyev, ilk olarak Sınır Muhafızları ve Dursun adlı uzun metrajlı filmlerde rol aldı. Aktörler Garliyev ve Alisova, Dursun adlı uzun metrajlı film nedeniyle devlet ödülüne layık görüldü. O yıllarda Türkmen sinemasına yönetmenler Saburov, Agakanov, sanatçılar Gülmanmedov, Muradova, Amanov, Kojev gibi genç yetenekler geldi. 1937 yılında bütün Sovyetlerde gerçekleşen represya olgusuna, maalesef Türkmenistan'ın sinema alanında çalışan uzmanları da uğramıştır. Hapse atılıp, sonra kurşuna dizilen sinema uzmanlarının filmleri, uzun yıllar boyunca gösterimden kaldırılmış, filmlerdeki yazılarda isimleri silinmiştir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkmen sinemacıları savaş, mücadele konularına ağırlık vererek, belgesel filmler üzerinde yoğunlaşmıştır. Kiev Sinema Stüdyosu Aşgabat'a tahliye edilmiştir, sinema stüdyosunun uzmanları, çalışmalarına Türkmen Film Sinema Stüdyosu bazında devam etmişler ve uzun metrajlı kurmaca filmlerini çekmişlerdir. Kiev Sinema Stüdyosu ile Türkmen Film Stüdyosu'na bir sürü ünlü, tecrübeli film yönetmenleri, kameramanlar, oyuncular gelerek çalışmalarını devam ettirmişlerdir. Türkmen Film Stüdyosu'nun uzmanları onlarla birlikte çalışarak tecrübe alışverişi yapmış ve bu bağlantı yıllar boyunca sürmüştür. Çelik Nasıl Temperlendi, Ukrayna Bozkırlarındaki Partizanlar, Gökkuşağı, Sihirli Kristal gibi filmler bu birlikteliğin sonucudur. Ortak filmler, çekimlere katılan Türkmen sinemacılar için pratik bir deneyim okulu haline geldi. Her iki stüdyonun film yapımcıları da birlikte aksiyon filmi koleksiyonları ürettiler. Savaştan sonra Türkmen Film kendi kurmaca filmini 1948 yılında gösterime sokmuştur. Uluslararası Dostluk, Aşk Hikayelerini içeren Uzaktan Gelen Gelin isimli bu müzikal komedi, başarılı film olarak değerlendirilmiştir. 1948 yılında Türkmenistan'ın başkenti Aşgabat'ta büyük depremin sonucunda, şehirdeki neredeyse bütün binalarla birlikte, Türkmen Film Stüdyosu da yıkılmış ve uzun bir süre stüdyonun film üretimi aksamıştır. Savaş sonrası yıllar, Türkmen sineması için de zor geçmiştir. Savaş, gençlerin sinemaya akınını kesintiye uğrattı, stüdyoda çalışmaya başlayanların çoğu cepheden geri dönmedi. Sadece haber filmleri ve belgeseller yapılmaya devam edildi, bunlar başka film stüdyolarında işlendi. Askerlerin barışçıl emeğe dönüşünün anlatıldığı müzikal komedi biçimindeki Uzak Gelin filminden sonra,
Bir sonraki uzun metrajlı film, ancak 1955'te gösterime girdi. Bu Rail Perişti'nin Çobanın Oğlu filmi. 1948-1953 yılları arasında Türkmenistan'daki sinema uzmanları, belgesel filmler üzerinde çalışmışlardır. Sovyetler Birliği'nin diğer ülkelerinde çekilen filmleri göstermek için Türkmen diline çevirerek, bu filmlerin dublajı komşu Taşkent, Almata, Bakü gibi şehirlere gidilerek yapılmıştır. 1953 yılında Türkmen Film Stüdyosu'nu yeniden yapılandırma kararı alınmış, 1960 yılında stüdyonun üretim stüdyoları, atölyeleri tamamlanmıştır. 1950'li yıllar boyunca farklı türde filmlerin çekildiği literatürde gözükmekle beraber, bu sürede ön plana Sovyet vatandaşı, onun gelişmesi, karakterinin güçlenmesi, onun çevresi, toplum, meslektaşları, ailesiyle ilişkileri öne çıktığı belirtilirken, yaratıcılık, sanat konusunda çok ileri çıkan, başarılı filmler olmadığı yazarlar tarafından dile getirilmektedir. 1950'lerde Türkmenistan gençleri farklı alanlarda eğitim için Moskova'ya gönderilmiş, bu alanların arasında sinema da olmuştur. Türkmenistan'ın gençleri Ulusal Sinema Enstitüsü'nde, sinema sanatının kurallarını öğrenmeye başlamıştır. 50'li yılların filmleri düşük kalitedeydi. Eski Eşör'ün Kurnazlığı, Aile Onuru, Özel Görev, İlk Sınav, Eğilen. Bu eğilimler, Türkmenistan Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin, Türkmen filmin faaliyetlerindeki büyük eksiklikler hakkında kararında, eleştirel bir şekilde değerlendirilmiştir. 1958 yılında Aşkabat Film Stüdyosu'nun adı, Türkmen Film olarak değiştirildi. 1960'ların başında Ulusal Sinema Enstitüsü'nün Türkmenistan'a dönen ilk mezunları Bulat Mansurov, sektörde ilk olarak kameramanlık yapan Kota Kulinarlev, Mukamed Soyunkanov, Kakov Orasakatov, Yaz Geldi Seyidov, Kurban Yaskanov'dur. Bu yetenekli kişilerin gelişiyle Türkmen sinemasında yeni bir aşama başladı. Pek çok uzman ve eleştirmenin ulusal Türkmen sinemasının en parlak dönemi olarak adlandırdığı dönem 1960'lardı. 1963 yılında Türkmen Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Görüntü Yönetmenleri Birliği kuruldu. Diğer ülkelerden ve birlik cumhuriyetlerinden gelen filmlerle, festivaller ve film haftaları düzenlendi. Yönetmen Bulat Mansurov'un parlak yeteneği sayesinde, 1963 yılında yerli sinemanın önemli filmi Rekabet çekildi. Mansurov, mezuniyet çalışması olan ilk filminde, Türkmen geleneklerinde önemli olan, ahlaki ilkeleri insanlık ilkeleriyle birleştirerek bir eser ortaya koymuştu. Bu filmin müzikleri ünlü besteci Nuri Halmanmedov tarafından yazılmıştır. 1965 yılında, Magdim Guli Berdi Kerbabayev'in adını taşıyan devlet ödülü sahibi, Türkmenistan halk yazarının romanından uyarlanan, aynı adlı Kararlı Adım filmi seyirciye sunuldu. Filmin yönetmeni Altı Garliyev olup, müziği ünlü besteci Nuri Halmanmedov tarafından yazılmıştır. Arti Türkmenistan halk sanatçısı Baba Annanov, Enayi Jena Simeyanskaya, Arti'nin annesini ise oğul Gurban Durdiyev canlandırıyordu. Kararlı Adım filminde Aydoğdi Gurbanov, Arti'nin şarkısını ve Ena'nın Gulsan Kummedova şarkısını seslendirerek, Türkmen müzik sanatı tarihine isimlerini yazdırdı. Seyirci tarafından büyük beğeni toplayan bu ünlü film, 1966 yılında Magdim Guli'nin adını taşıyan devlet ödülünü aldı. Film, 20. yüzyılın ilk yarısında Türkmen halkının siyasi, sosyoekonomik durumunu, sanatsal ve ikna edici bir şekilde anlatmıştır. 1969 yılında, yönetmen Ovluya Guli Kulyev, Türkmen Televizyonu'nun Türkmen Telefilm Stüdyosu'nda, Keşipelek adlı uzun metrajlı filminin çekimlerine başladı. Efsaneye dayanan bu filmin konusuna müziğin kaderi de işlenmiştir. Uzun metrajlı film Kiyar İzniki, Türkmen Film Film Stüdyosu'na ve yaratıcı ekibine büyük bir onur ve popülerlik kazandırdı. Eski Sovyetler Birliği'nin her yerinde gösterilen bu film birçok ödül aldı. 1979'da Erivan'da düzenlenen All Union Film Festivali'nde Elvira Kuleva, filmin ana karakteri Maral rolündeki performansıyla en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. 1980 yılında Duşanbe'de düzenlenen All Union Festivali'nde bu film en iyi sanatsal tasarım çözümü diplomasına layık görüldü. Bu ödül öncelikle görüntü yönetmeni Ovez Velmuradov'un becerisini ortaya koydu. Bulat Mansurov ve kameraman Koca Kulinarliyev, Türkmen ve Sovyet sineması için dönüm noktası niteliğinde filmler üretiyordu. Rekabet, Susuzluğu Gidermek ve Köle Gibi. Bu yılların diğer önemli filmleri, Horoz, Belirleyici Adım, Çöl, Yanan Van Yolu, Mahtum Kule oldu.
1960'larda yeni kuşak sinema eğitimi görmüş yerel uzmanların gelmesinin, ülkenin sinemasını olumlu etkilediğini söylemiştik. Mansurov, Narlev, Artıkov, Seyidov, Kurban Kılıçev, Oras Sahatov gibi sinema uzmanları gelmiş, bunun dışında senaryo stüdyosunun etrafında gazetecilerden, yazarlardan, ressamlardan, bestecilerden entelektüeller grubu oluşmuş, yaratıcılık süreçlerinde yeni yaklaşımlar sergilenmiş, bunun neticesinde Türkmen sineması yeni ve başarılı bir döneme girmiştir. 1964 yılında, Türkmen yazarı Sarıhanov yaratan Şükür Bahşi adlı öyküsünün uyarlaması olan, Türkmen kökenli film yönetmeni Mansurov tarafından çekilen yarışma filmi, Orta Asya sinema filmlerinin katıldığı festivalde baş ödülü kazanmış ve uzmanların dikkatini Türkmen sinemasına çekmiştir. Bu süreden sonra artık Türkmen ulusal sineması hakkında söz edilmeye başlanmıştır. Çünkü diğer Sovyet ülkelerinde olduğu gibi Türkmen kültürünü, gerçeğini bilen, anlayan yerel uzmanları aktüel sorunları anlayabilen sinema dilinde filmler çekilmeye başlamışlardır. Yönetmen Mansurov'un dışında Hodja Kuli Narliyev de başarılı filmler çekmiştir. Onun Gelin filmi, savaş konusunu farklı bir açıdan ele almıştır. Sanatsal film olarak değerlendirilen bu film ülkenin ve yurt dışı uzmanlarının olumlu değerlendirmesine layık görülmüştür ve sinema festivallerinde ödülleri kazanmıştır. Bu yıllar Narliyev'in yıldızı parladığı yıllardır. Narliyev 1990 yılında Cengiz Aytmatov'un Gün Olur Asra Bedel eserinden esinlenerek Mankurt Kurmaca filmini çekmiştir, bu film yönetmenin Sovyetler Birliği dağılmadan önce çektiği son filmlerden olmuştur. 1970'lerin başında, yönetmen olarak Koca Kuli Narliyev ünlü Kayın Kızı filmini çekti. Bu 10 yılın diğer önemli filmleri. Yaramaz Kardeşler, Eşekli Çocuk, Mukam'ın Sırları, Bir Kadın Olduğunda Atı Eğerliyor, Altın Rengi, Kara Karavan, Varis, Söylemeyi Bil Hayır, Whiteout, Bir Atın Kaçırılmasıdır. 1975 yılında ilk Türkmen animasyon filmi Bevindjik çekildi, ardından Zavallı Adam ve Açgözlü Bay, Sihirli Halı, yazar Med Zekçaryev ortaya çıktı. Sonraki 10 yılın başlangıcında Cemal Ağacı, Babam Döndüğünde, Sabah Atlıları gibi filmler damgasını vurdu. Yaşlı Adam ve Kız, Kara Kumi, Gölgede filmleri yer aldı. Genel olarak, 1929'dan 1963'e kadar olan dönemde, Türkmenistan'da 24 uzun metrajlı film çekildi ve sonraki 20 yıl içinde, 1980'lerin başına kadar 50 uzun metrajlı film tamamlandı. 1988'de Türkiye'de, 1990'da da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde Sovyet-Türk-Libya ortak filmi Mankurt gösterime girdi. Ayrıca 1990 yılında Amerikalı yazar Washington Irving'in kısa öykülerine dayanan, oryantal tadında bir fantastik film olan Hayalet Prens gösterime girdi. Türkmenistan halk sanatçısı Fahri ünvanına sahip olan Rus besteci Viktor Uspensky, 4 yıllık yoğun bir çalışmanın sonucunda Belyaev ile birlikte, 350'den fazla Türkmen türkü ve ezgilerinin kaydedildiği Türkmen müziği eserini yazdı. Viktor Uspensky'nin Türkmen halk müziği dünyası üzerine bu yoğun çalışmasının anısına, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği halk sanatçısı usta yönetmen Altı Garliyev, Makamların Sırrı sinema filmini çekti. Filmin senaryosu Türkmen ozan sanatının tutkunu, Huday Berdi Durdiyev tarafından yazıldı. Filmde ilk Türkmen kadın ozanı Karkara'nın hayatı anlatılır. 1973 yılında vizyona giren Makamların Sırrı filmi hala seyircilerin sevgisini kazanmaya devam ediyor ve Türkmen sinemasının kilometre taşlarından biri olarak tarihi kayıtlara geçti. 1974 yılında Sovyet Cumhuriyetleri Sinema Festivali'nde en iyi film ödülün sahibi olan Makamların Sırrı filmi, katıldığı birçok uluslararası festivalden de ödül ile döndü. Makamların Sırrı'nın bu kadar sevilmesinin önemli unsurlarından biri de, Türkmen bestekar Nuri Halmanmedov'un bu film için bestelediği müzik. Uspensky'nin, Belyaev ile beraber yazdığı iki ciltlik Türkmen müziği eserinden sonra, filmin popülaritesi daha da arttı. Yönetmenler Bulat Mansurov, Hodja Kuli Narliyevlerin dışında, Altı Garliyev sinema ve tiyatro oyuncusu, yönetmen olarak Türkmen sinemasının en önemli isimleri arasındadır. Önce tiyatro oyuncusu olarak çalışmış, daha sonra ise tiyatro yönetmeni olarak çeşitli başarılara imza atmıştır. 1937 yılından sonra da sinema sektörüne geçen sanatçı, 1940 yılında çekilen Dursun filmiyle geniş kitlelerce tanınmaya başlamıştır. Garliyev, 1948 yılında çekilen ve başrolünde yer aldığı Dalekaya Nevesta filmiyle, Sovyetler Birliği genelinde tanınan bir sanatçı olmuştur.
Garliyev birçok önemli devlet ödülüne layık görülmüştür. Bu dönemlerden sonra bağımsızlığa kadar Türkmen filmlerinin hepsi olmasa da aralarında başarılı olarak tanınan filmler çıkmıştır. Sovyetler Birliği'nde değişim getiren perestroika olgusu diğer cumhuriyetler gibi Türkmen sinemasını da etkilemiştir. Bu sürede Türkmen sinemasında yeni tür sosyal, toplumsal filmler çekilmeye başlanmıştır. Kısa bir tarihsel süreç içerisinde Türkmen sineması gelişmeye devam ederek ulusal kültürün bir parçası haline gelmiştir. Bunlar, Garliyev'in Belirleyici Adım, Mansurov'un Rekabet, Abdillayev ve Stepanskaya'nın Ruh Yandı, Kakabayev'in Oğul, Evlatlık Görevi, Niyazov tarafından. Bu filmler uluslararası festivallerde kültürel ve ahlaki değerlerin yeniden canlandırılması için ibaresi taşıyan, özel sertifikalarla ödüllendiriliyordu. Uluslararası Gümüş Hilal Festivali'nde, Abdillayev ve Stepanskaya'nın Nerede Yaşadın Kardeşim, Onur ve Dünya Çapında Tanınma Ödülüne layık görüldü. Bağımsızlık sonrası Türkmen sineması. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasının ardından diğer cumhuriyetlerde olduğu gibi, Türkmenistan sineması da zor günler yaşadı. Devlet tarafından destek olmadığı için filmlerin üretimi durdu. Bu yıllarda ancak 1993 yılında Eduard Recepov, Okey Çeleymin filmini çekti. 1990'ların sonlarında Cumhurbaşkanı Sapar Murat Niyazov aniden müzik okullarını, kütüphaneleri ve tiyatroları kapatmaya başladı. Goskino tasfiye edildi, Türkmen Film Sinema Stüdyosu sıkı kontrol altına alındı. Tüm sanatçılar Ruhname kitabından uyarlanmış filmlerden ibaret üretimler gerçekleştirdi. Kutsal Ruhname, Mutluluğun Hikayesi, Dünyayı Keşfetmek, Beyaz Kuzunun Şarkısı filmleri çekildi. Türkmenistan'da bağımsızlıktan sonraki 20 yıl boyunca çok az sayıda film çekildi. Üstelik 1991'den 1998'e kadar sinema filmi üretimi yavaşladı ve 1998'de Türkmen Film Stüdyosu'nun kapatılmasının ardından bu sanat formunun varlığı fiilen sona erdi. Kapatılma nedeni, Türkmenistan'ın eski Cumhurbaşkanı Sapar Murat Niyazov'a göre sinemanın, opera ve balenin geleneksel Türkmen sanat türleri arasında olmaması ve devlet desteğine ihtiyaç duymamasıydı. Ancak, 90'ların sonlarına gelindiğinde, Sapar Murat Niyazov'un atavist ve totaliter saltanatı zirveye ulaşmıştı, ülke giderek izolasyoncu hale geldi ve geleneksel folklorla hiçbir ilişkisi olmayan tüm sanat türleri sansürlendi. Film yapımcıları hükümet propagandasına katılmak zorunda kaldılar veya vatanseverlikten yoksun olmakla suçlanıp, mali zorluklarla karşı karşıya kaldılar. Birçoğu Moskova'ya göç etti ve diğerleri de buna uydu. Görüntü Yönetmenleri Birliği 1998'de feshedildi, Türkmen Film Stüdyosu bir veya iki yıl önce bir otoyol inşa etmek için yıkıldı. 1999'da Baba Annanov'un oğlu Kerim Annanov, Niyazov'un başkanlığının son filmi olan, 90 dakikalık bir benzetme sineması olan Efsane'yi yönetti, Sile bunun Sovyet sinematografisinin güzel bir örneği olduğunu belirtti. Başarısızlığa yenik düşmeden önce, barışçıl bir yaşam kurmak için oğullarının iç kavgalarını engellemeye çalışan bir baba hakkındaki filmin dağıtımı, Mankurt'la benzerlikler taşıdığı gerekçesiyle, Başkan Niyazov tarafından yasaklandı. Bundan sonra Türkmenistan'da film üretimi neredeyse durduruldu ve ara sıra gerçekleşen sinema faaliyetleri, konsoloslukların ayarladığı film gösterimleriyle sınırlı kaldı. 2003 yılında kağıt üzerinde faaliyet gösteren ve sadece Film Yapımcıları Derneği statüsüne indirgenen film stüdyosu, Türkmen Televizyonu ile birleşerek Türkmen Teleinofilm adını aldı. 2006 yılında rejim yanlısı yönetmen Kakabayev, 20 aktif uzun metrajlı film yapımcısının bulunduğunu, ancak bunların 35 mm film çekme olanağından yoksun olduğunu ileri sürdü. Niyazov'un Aralık 2006 yılında ölümünden sonra ülkede durum değişti, televizyon formatında uzun metrajlı filmler yeniden yapılmaya başlandı. 2007 yılında bir sonraki başkan Berdi Muhamedov'un kararnamesi ile Türkmen Film Yaratıcı Derneği kuruldu. Bağımsızlık döneminde Kerim Annanov, Usman Saparov, Mukamed Soyunkanov, Sapar Muhammed D.Z. Halyev, Çeri Ishankülyev ve diğer yönetmenler filmlerini üretiyorlardı. Eski klasiklerin restorasyonuna başlandı ve kullanılmayan sinema salonları yenilendi. 2007 yılında film stüdyosu yeniden faaliyete geçirildi ve Oğuz Kağan'ın adı verildi, 2008 yılında Aşgabat'ta uluslararası bir film festivali düzenlendi. Film yapımına devlet himayesiyle yeniden başlandı. Kerim Annanov 2009'da Sonbahar adlı kısa filmi yönetti. Ağustos 2010'da Berdi Muhamedov,
Türkmenteleino filmi dünyanın büyük film şirketleriyle işbirliği yapmaya ve Türkmenistan hakkında yeni bir film çekmeye teşvik etti. 2011'de bir 3 boyutlu sinema salonu açıldı. Bunu 2012'de açılan 2 salon izledi. Aynı yıl bir 3 boyutlu film de çekildi. Eski Türkmen klasikleri gibi diğer ülkelerin filmleri de 2010'lardan beri düzenli olarak gösterilmeye başlandı, devlete ait televizyon kanalları da bunları yayınladı. 2012 yılında Berdi Muhammedov'un isteği üzerine Altın Çağ Gölü üzerinde bir film çekildi. Almatı'da düzenlenen 8. Avrasya Uluslararası Film Festivali vesilesiyle sanat yönetmeni Gülnara Abikeyeva, Türkmenistan'da film yapımının yakın zamanda yeniden başladığını, ancak bunun tarihi temalarla sınırlı olduğunu belirtti. 2013 yılında bir uzun metrajlı film çekildi. 2015 yılında Kazakistan-Türkmenistan-İran demiryolu inşaatında çalışan genç bir mühendisin hikayesini konu alan bir başka film daha çekildi. 2016 yılında filmlerin milli sayılması ve buna göre devlet adına tanıtılıp muhafaza edilmesine ilişkin parametreleri belirleyen bir yasa çıkarıldı. 2017 yılında Türkmenlerin at yetiştirmeye olan düşkünlüğünü konu alan uzun metrajlı bir film çekildi. 2020 yılında Türkmenistan'ın 25. kuruluş yıl dönümünde Birleşmiş Milletler'e tüm siyasi çatışmalarda tarafsızlığının korunmasına kefil olan 3 uzun metrajlı film çekildi. 2023 Ekim ayında Türkmenistan'da düzenlenen 1. Uluslararası Film Festivali'nde Türkmen filmi, Arkadağın Şafağında birinci oldu. Yeni olarak Türkmenistan'ın uzun metrajlı filmi Ependi, 2024 Mayıs ayında ekranlarda gösterime gireceği basında yer aldı. Şu anda Oğuzhan'ın adını taşıyan Türkmen Film Derneği, görüntülerin kurgusu üzerinde çalıştığı haberlere yansıdı. Doğu şakalarının ve mizahi hikayelerin ana karakterini konu alan film, komedide değil biyografik tarzda çekildi. Filmin yönetmeni Murat Orazov, Türkmenistan'ın tanınmış tiyatro ve sinema sanatçılarından oluşan bir kadroyu bir araya getirdi. Bunlar arasında Türkmenistan halk sanatçıları Çeri Seitlev, Ovez Gelenov ve diğerleri de var. Ana rol Molla Ependi, profesyonel olmayan bir oyuncu olan Kemal Orazov tarafından canlandırıldı. Oğuzhan'ın adını taşıyan Türkmen Film Derneği temsilcileri yeni filmi Ependi'nin Kasım 2024'te Türkmenistan'da düzenlenecek Korkut Ata Film Festivali kapsamında gösterilmesinin planlandığını basına açıkladı.